Türkiye iyi olacak iddiası ve temennisiyle yola çıktık. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Tolga Akal'ın hedeflerinin iktidar olduğunu söyledi. İyi Parti'nin temel gündemi de ekonomidir. Biz inanıyoruz ki Türkiye ürettiğinden daha fazla tüketen insanların ülkesi görüyoruz ki. Dolayısıyla da bunu tersine çevirebilmek için yapacağımız siyasetin, ekonomik siyasetin temel adı da üretim siyasetidir. Genel İdare Kurulu üyesi Akal'ın partinin 2 yıllık bir siyasi mücadele sonucunda kurulduğunu ve ülke genelinde hızlı bir şekilde teşkilatlanma sürecini tamamlayacaklarını ifade etti. Samimiyetle ve iddiayla söylüyorum ki, yani 94 yıl önce bir Rumeli yetimin, daha sonra adını Atatürk olarak tüm Türk milletinin vicdanında mâkes kurulmuş bir Rumeli yetimin kurduğu devlet ve cumhuriyetin bugün yerinden çıkmış olan çivisini tekrar yerine çakacak ve bozulmuş olan millet birliğini tesis ve temin edecek bir iradeyle yeniden bir Rumelili hanımefendi yola çıkıyor. Akal'ın partilerinin temel gündemini ekonominin oluşturduğunu ve üretim ekonomisi anlayışıyla hareket edeceklerini dile getirdi. Türkiye'de bir dönem hizmet siyaseti olarak tanımlanan siyaset, daha sonra kayırmacılık ve adam bendecilik siyasetine dönmüştür, bitmiştir. Türkiye'nin gerçek gündemi üretim ekonomisi olmalıdır ve İyi Parti bir üretim siyaseti, ekonomik merkezli bir üretim siyaseti gidecek. Bakın, okullarımızda üretemiyoruz, üniversitelerimizde üretemiyoruz, topraklarımızda yeterince üretemiyoruz, sanayi yeterince üretemiyor, bürokrasi yeterince hizmet üretemiyor. Yani Türkiye ürettiğinden çok daha fazlasını tüketen bir ülke ve biz buna bir son vermek gerektiğine inanıyoruz. Onun için siyasal gündemimizin, siyasal mücadelemizin temeli önce üretim, daha sonra bu üretimin hak ve nesafetle dağıtımı suretiyle refah toplumunun temin ve tesisi. Yani sadece üretmek değil, ürettiğimiz ve elde ettiğimiz milli bakiyenin hak ve nesafetle dağıtımını da temin etmek. Bu bir üst başlıktır. Buradan birçok alt başlık oluşturmak mümkündür. Akal'ın İyi Parti, Türk siyasi tarihinin gördüğü en yerli, en milli ve en demokratik siyasi mücadele sonucu milletin gözü önünde kurulmuş bir partidir diyerek şöyle devam etti. Biz insanlarımızın hiçbirinden mevcut taşıdıkları siyasi sıfatları terk etmelerini, yani tırnak içerisindeki doğru deyimle gömlek değiştirmelerini isteyen bir siyasal hareket değiliz. İyi Parti olarak kimseden gömleğini çıkarmasını istemediklerini dile getiren Tolga Akal'ın, aksine İyi Parti'nin iktidar yürüyüşüne destek vermek isteyen herkesi partilerine davet etti. Türk siyasetine uzun zamandan beri nefret dilinin hakim olduğunu iddia eden Genel İdare Kurulu üyesi Akal'ın, kadınların sevgi diliyle bunun yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Tüzüğü de halkta olan, üyede olan siyasette olur prensibine göre tanzim ettik. Yani meşruiyetinin kaynağını Ankara'da veya Malkara'da arama dönemi bitti. Meşruiyetinin kaynağını kendi üyesinde ve tabanında arayan bir dinamik oluşturduk. Tüzüğün en önemli bölümlerinden bir tanesi de aslında asgari %25 cinsiyet kotası. Bunun bir üst başlığı şu, bakın, kadın kotası değil. Cinsiyet kotası, yani biz şu anda %75'i hanımlardan, kadınlardan oluşan yönetimler kurmaya hazır ve razı durumdayız. Bu sebeple de Sayın Meral Akşener daha geçmiş önceki siyasetlerinde kadın ve gençlikten sorumlu genel başkan yardımcılığı da yaptığından dolayı ısrarla kadın kolları kurmanın kadına hakaret olacağını, nasıl erkek kolları olmadığı gibi, dolayısıyla bunun bir cinsiyet kotasıyla çözülmesi gerektiğini ısrarla üzerinde durdu. Ve biz bugün bu cinsiyet kotasını tüzüğümüzün amir hükmü haline getirdik. Bir şey daha yaptık. Kadına şiddet veya cinsel istismarla ilgili hakkında kovuşturma açılmış veya mahkumiyete bağlanmış insanlar da kovuşturma açılmışlar da üyeliği askıya, mahkumiyete bağlanmış insanları affa uğrasalar dahi parti üyesi yapmamayı da bir üyelik koşulu olarak kabul ettik. Burada kendisi şuna çok açık ve samimiyetle inanıyor. Türk siyasetinin dili çok kirlendi ve şiddet dili oldu. Ancak hanımefendiler bu meseleye
duhul ederlerse, bu meseleye sahip çıkarlarsa Türk siyasetine, siyasetin yeniden sevgi dilinin hakim olacağı bir döneme intikal edeceğini düşünüyor.